Bir tane de şey var, FBC var. Bir de ondan bahsedelim. FBC var, FBC ile FCK FCK da var, FBC de var. Ama tabii var. ikisinin birbiriyle farkını belki söyleyelim. İkisi de çoklu varlık fonları katılım tarafında. FBC biraz hassas, yani daha hassas yönetilen bir fon. FCK hassasiyeti, yani katılıma uygun bir fon. FBC'de yabancı hisse senedi pozisyonu var. FCK'da yok. Tek farkları bu. FCK'da yine altın pozisyonu çok daha az. FBC'de birazcık daha fazla. FBC kar payı ödüyor. FCK ödemiyor. FBC'de arındırma var. FCK'da yok. Temel aslında farkları bunlar. Son bir aylık getirilerine baktığımız zaman işte FCK ilk 5 katılım fonları arasında ilk 5. sırada bildiğim kadarıyla. FBC'de. Bakalım. Hemen bakalım. Allah. Yanlış tuşlara bastım. Grafiğimiz çok güzel ama. Basıyorum şimdi katılıma. Son bir ay mı dedin? Son bir ay dedim ama burada katılım. Burada tabii bir sürü hisse senedi fonu var. Sen şimdi şey diyorsun. Tepas. Şemsiyenin altında diyeyim o zaman. Çünkü Tamam. Alt varlık sınıfı olarak çoklu varlık olarak bakmamı istiyorsun. O zaman dördüncü çıkıyor. FBC dördüncü çıkıyor. Anladım. Peki ikisi arasındaki farkı da şey yaptık. Peki bu fonlarla ilgili önümüzdeki dönemde hissiyatın nedir? Daha, bu çok doğru bir soru değil. Şimdi geri alıyorum. Hissiyat mı olur? Yani portföy yöneticisinin portföy yönetmek bir bilimsel bir iş. Lafımı geri aldım ha. Bu buradaki senin görüşün nedir? Nasıl bir pozisyon alıyorsun önümüzdeki dönem için? aslında katılım fonlarının şöyle içerisinde işte banka endeks alamıyorsunuz, holding alamıyorsunuz. Çünkü katılıma uygun değiller. Bunları alamıyorsunuz. Bunun yanında faiz getirili enstrüman da alamıyorsunuz. Bunlara da uygun değiller. O yüzden aslında yönetilmesi zor bir dönemde katılım fonları. Fakat orta ve uzun vadede ben özellikle hem FBC hem FCK'da katılım endeksin üzerinde, altın üzerinde, doların üzerinde bir getiri sağlayacağına eminim. Son bir ay getirilerine bakacak olursak da zaten görüyor oluruz özellikle FCK tarafında. Evet, 6'dan fazla 6,1 gibi bir getiri var. Aslında son derece tatmin edici. Benim portföyüm bu kadar getirmedi ya geçen ay. Neyse tamam ben kendi portföyümü bir gözden geçirsem iyi olacak buradan. Onu anlıyoruz. İyi getirmiş. Teşekkür ederiz. Şimdi Semih'cim fonlarla ilgili yönettiğim fonlarla ilgili bizi çok güzel bilgilendirdin. Arkadaşlarım da izleyicilerimiz de şeyi öğrenmiş oldu. Yani Foneria'da özellikle otonom portföylerin içeriklerini gerçek zamanlı olarak görebileceklerini, değişiklikleri oradan isterlerse takip edebileceklerini, tüm şeffaflığıyla bu verileri sizle paylaştığımızı bir kez daha görmüş oldular. Otonom portföylerin yarattığı hissiyat ve o yatırım deneyimi üzerine biraz konuştuk. Daha pürüzsüz bir yolculuk bahsettik. Aynı hedefe doğru giderken daha huzurlu gitmenin yolu olarak anlattık. Go1'den bahsettik. Dedik ki işte düşük riskle portföy sahibi olmak dedik. Go2 dedik ölçülü risk alabilmek dedik. Go3 dedik risk getiri ilişkisini iyi bilmek dedik. Go4 dedik orada zaten şeyi patlattın. Yani tamam patron da bunu alıyor dedin. Şaka bir yana arkadaşlar size neyin olduğunu bilmeniz için bir davranışsal yatırımcı analizi var. Yani gidip sadece getiriye bakıp bir yatırım yapmak doğru bir fikir değil. Çünkü neticede şöyle bir şey para kazandırıyor. Yatırımda kalabildiğiniz sürece para kazanıyorsunuz. Yatırımda kalabilmenin yolu da ona yüreğinizin yetmesi. Eğer yani çok heyecanlanıyorsanız, çok panik oluyorsanız, kayıplarda çok üzülüyorsanız o zaman yatırımda kalmanız zor. Yatırımda kalamadığınız zaman da para kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında kendinize en uyan portföyü tercih etmeniz lazım. Bunun için de davranışsal yatırımcı analizini
yapmanızı şiddetle öneriyorum. Sadece getiriye bakıp karar vermekten çok daha iyi sonuç alacağınıza eminim.